Evet, Mustafa Kapan'ın böyle bir ünvanı da var, hatırlıyor musun? O dönemde evet. Rikering çok eleştirilmişti, bir Avrupa maçıydı son 5 dakika ya da 3 dakikada mı oyuna girdiği için. Uzmanlar da bir takım eleştiriler yapmıştı. Şimdi Trabzonspor'un gündeminde nasıl yorumlarsın? Faydalı bir transfer olur mu? Trabzonspor genç oyuncuları artık bu son dönemde parlatmaya başlayan ve genç oyuncu transferleri geçtiğimiz yaz döneminde de yapmış bir kulüpten bahsediyor. Şimdi genç oyuncu rezervi çok. İyi oyuncular aldıklarını tahmin ediyorum. Ben Trabzonspor'un scoutlarının da çok titiz çalıştığını düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da niye kadro dışı kaldı, neler yaşadı bilmiyorum ama hamle doğru. Şimdi burada şu önemli. Oyuncu Fenerbahçe devrede denildi haberde. Mesela Beşiktaş'ta devrede olsun. X kulüpte devrede olsun. Oyuncu şurada şu kararı verecek. Bir, paradan öte süre alabileceğin yer önemli. Bakın, oynayabileceğin yer çok önemli. Senin tam bu zaman para kazanma zamanın değil. Senin zamanın artık kendini gösterebilme, oynayabilme zamanı. Parayı sen artık 24'ten, 25'ten, 35'e kadar kazanırsın. 28'den, 26'dan sonra da kazandın para sarayı. Ama o sürece kadar, özellikle Türk futbolcular için söylüyorum bunu, tam kendini gösterebileceğin yaş döneminde oynayabileceğin kulüp çok önemli. Onu çok iyi analiz etmeli. Tabii ki senin ilk 11 garantin yok, senin sürekli oynama garantin yok ama oynayabileceğin kulüp, atmosfer, onlar çok önemli. Bu kriterler çok önemli. İnşallah menajeri doğru yönlendiriyordur ama bence en doğru hareket Galatasaray'da kalmasıydı diye düşünüyorum. Bir de Serdar Abir çıktı Trabzonspor adından. Göztepe'de kiralık oynuyor Serdar Gürler. Trabzonspor'un onu almak için harekat başlattığıyla alakalı bir iddia var. İzleyelim. Trabzonspor takımdaki yerli kontenjanını arttırmak istiyor. Kaliteyi de yükseltmeyi hedefleyen Bordo Mavililer bu doğrultuda Serdar Gürler için harekat başlattı. Göztepe'nin İspanyol ekibi Huesca'dan kiraladığı Serdar, özellikle son iki sezondaki çıkışıyla adından söz ettiriyor. Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu için Huesca'dan fiyat istendi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de Serdar Gürler'in tecrübesi ve kalitesiyle takıma büyük fayda sağlayacağı görüşünde. Yönetiminde bunun üzerine Huesca ile video konferans yöntemiyle pazarlık yaptığı belirtildi. İspanyol ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar'ın kariyerinde bir kez daha bordo mavili formayı giymek istediği kaydedildi. Serdar Gürler bu sezon 6 gol 5 asistlik bir performans göstererek Göztepe'nin 31 golünün 11'ine direkt etkide bulundu. Peki sen nasıl yorumlarsın tecrübesiyle ki kaliteli de bir oyuncu? Sence belli bir ivme katar mı Trabzonspor'a? %100 katar. Yani değil benim mi? Anlamadığım bir şey var. Serdar Gürler nasıl oldu da İspanya'ya giderken buradan herhangi bir takım tarafından transfer edilmedi? Hiç anlamış değilim açıkçası. Göztepe doğru bir hamle yapmıştı kiralayarak. Bence hani İspanya'ya gitmeden önce bir Beşiktaş, bir Galatasaray, bir Fenerbahçe oynar mı oynar. Kadrosunda yer bulur mu? Bulur. Rahatlıkla bulur. Çok şaşırmıştım İspanya'ya gittiğini. Çok doğru bir hamle. Hüseyin Hoca'nın düşüncesine saygı duyuyorum. İhtiyacı varsa, o bölgede böyle bir tecrübe ihtiyacı varsa mutlaka değerlendirmeli. Şimdi önümüzdeki sezon neler getirecek bilmiyorum ama 3 kulvar gibi düşün. Trabzonspor önümüzdeki sezon 3 kulvarda oynayacağını düşün. Lig oynandı farz et. Mutlaka böylesine oyuncuların alınması lazım. Belki ilk 11 oyuncusu olacak. Bilemiyoruz. Ama beni burada şimdi haberde Huesca ile bir telefon görüşmesi, görüntülü görüşme. Bakın transferlerin nasıl, transfer görüşmeleri ne hale geliyor artık. Evde kaldığımız için, sokakta hayat olmadığı için fazla. Demek ki telefon görüntü, evet, görüntülü aramalarda transferler bir şekilde oluyor. Bence önümüzdeki transfer döneminde de, önümüzdeki kulüp döneminde, kulüp yönetimlerinde de birçok şeyler bu dijital sisteme entegre olacak diye tahmin ediyorum. Çok ilginç bu nokta. Peki şimdi kulüplerdeki son gelişmeleri konuştuk. Sen değindin. Koronavirüsle beraber neler değişecek acaba hayatımızda? Ekonomik etkilerini de birazdan soracağım vaktimiz kalırsa. Hı hı. Ama öncelikle Mehmet Sepil'in açıklamalarını istersen bir değerlendirelim. Sana soracağım detaylarını. Tamam. Şöyle söyledi, liglerin 12 Haziran 26 Temmuz arasında oynanabileceği yönünde temel bir senaryo var dedi şimdi. Bunu biraz istersen konuşalım. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuyla alakalı? Şimdi başta söylediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar, her gün takip ediyoruz. O rakamların aşağı inmesi bize ülkemizdeki futbola hayat verme konusunda umut aşılıyor. Evet. Şimdi seyircisiz tabii ki, bakın altını çizerek söylüyorum, seyircisiz. Hı hı. Hatta oradaki görevlilerin de sayısı azaltılacak. Basın mensupları bence sayısı azaltılacak. Kulüp çalışanlarının
stat görevlileri falan sayıları azaltılacak gibi tahmin ediyorum. Seyahatlerde özel uçak, işte temizlenmiş uçaklar, çok kalabalık olmayacak falan filan gibi şeyler evet. mutlaka olacaktır. Oynatılacak bu lig gibi gözüküyor. Fakat şimdi burada oynatılması da lazım. Eğer bu bilim kurulu onay veriyorsa, devlet tamam diyorsa oynatılabilir. Yani sağlık sistemimiz, bu pandemi yönetme sürecimiz başarılı mı? Başarılı. Yani bugün hadi bizim kendi kanallarımıza geçtim. Yabancı kanallar bile Türkiye'ye gelip haber yaptı mı? Yaptı. Yani tarafsız bir basın diyelim bari. Sonuç itibariyle böyle bir başarı varken ortada, evet bu ülke futbol ligini, kendi liglerini oynatabilir mi? Oynatabilir. Oynatabilir dediyse oynatabilir. Burada hepimiz hiç şüphe yok. Ama şu var. Eğer hatırlar mısın? Futbol askıya alınmadan önce de oynatılması planlanıyordu. Oynatılması yönünde karar alındı. Kıyamet koptu. Bakın kıyamet koptu. Hatırlıyorsun değil mi? Nasıl olur efendim dediler herkes. Bakın burada camiye ayrımı yapmıyorum. Herkes. Her camiye. Biz de hani seyircisi oynatılıyorsa bence ertelensin, askıya alınsın diye. Fakat bir devlet aklı, bir bilim kurulu aklı. Bunu söylüyorum. Şimdi o zamanlar yaptığımızda bu yorumları bizi şey zannettiler. Hani bir partiyi savunuyor gibi düşündüler. Hayır. Devlet aklı dediğin zaman ülke olarak bakıyoruz biz. Evet. Şimdi baktığınızda o zaman vaka sayısı bu kadar azken oynatılmayan lig, vaka sayısı bu kadar fazlayken oynatılabiliyor. Aslında o zaman da oynatılabilirdi. Fakat şu çok tehlikeli bir şey. Niye herkes panik biliyor musun? Bilgi sahibi değiliz. Bilgi sahibi değildik. Bilmiyoruz. Nedir? Neyin nesidir? Bilmiyoruz. Bakın bilmiyoruz. Ama şu an herkes pandemi konusunda, COVID-19 konusunda bilgi sahibi mi? Evet. Sokakta nasıl yaşayacağını, nasıl davranacağını biliyor muyuz? Biliyoruz. Maske takacağımızı biliyoruz. Değil mi? Seyahati nasıl yapacağımızı, ulaşım nasıl sağlayacağını, sokağa çıkma yasağı varken nelere uyacağımızı, uymayacağımızı hepsini çok iyi biliyoruz. Bir bilgi sahibiz. Ne diyoruz? Bu lig oynanabiliriz. O zaman ne diyorduk? Doğru. Bağırdık, çağırdık, ona şey yaptık, kızdık, camialar arasında kavga çıktı, TFF'ye, sosyal medyada küfürler edildi, şu oldu, bu oldu. Değer miydi? Önce bilgi sahibi olur. Bak bilgi sahibi olmadan yaptığımız yorumlar, eleştiriler, bağırışlar, çağırışlar sadece cahillikten öteye bir şey gitmiyor. Şimdi seyircisiz oynanması daha doğru o zaman. Olur, yani oynanabilir. Bir örnek vereceğim. Ya bilim kurulu oynanabilir dediyse, bak bilim kurulu oynanabilir dediyse, bakanlık, sağlık bakanlığı oynanabilir dediyse, Gençlik ve Spor Bakanı oynanabilir dediyse daha ne diyebilirsiniz ki? Bu işin gidişatı önemli. Artı yani benim, resmi kurumların yapmış olduğu tabii açıklamalar, yani şimdi benim Sağlık Bakanlığı, görüşler dediğin gibi. Bak benim Sağlık Bakanlığı, benim Gençlik ve Spor Bakanlığı bugün Amerika'dan daha iyi bu süreci taşıyabilir mi? Taşıdı. İngiltere'den daha iyi taşıyabilir mi? Taşıdı. Bugün İsveç'ten uçakla bir Türk vatandaşı getirilmedi mi bu ülkeye? Getirildi. Orada bakılmadı bile. Bunu yapabildik mi? Yapabildik. Dolayısıyla benim kendi resmi kurumların benim daha güvenilir bulur ben bu işi. Yani onlar dediyse tamamdır. Şunu da soracağım sana. Serdar, son 4 dakika içerisinde girmişiz. Şimdi tek şehirde mi oynanmalı sence? Yoksa herkes kendi evinde mi oynamalı? Ya da notlarım arasında bir sorun var. Onu soracağım. Bir de bu takımların hazırlanma süreci. Şimdi nasıl olacak bu noktada? Şimdi sıcak bir... Ne kadar zamana ihtiyaçları var? Sıcak bir döneme geliyoruz. Evet. Efendime söyleyeyim. Antalya, Alanya tabii oradaki nem oranı. Yani ben yıllardır Alanya'da tatile giderdim bundan sonra. Hı hı. Öğleden sonra Alanya'da böyle dağlara, tepelere baktığın zaman yarısı gözükmez nemden. Ciddi söylüyorum, o kadar nem vardır. Dolayısıyla zor orada yani oynayabilme. Herkes kendi şehrinde, kendi evinde uçak, özel uçaklarla. Fakat tabii birçok değişiklikler olacak mı? Bence olacak, olmalı da. Yani bu şeyi Almanlar iyi planladı. Ben takip ettiğim kadarıyla sevgili Hüseyin Özkök abi Twitter'da takip ediyorum. Çok güzel planlıyorlar. Yani özellikle Bayern Münih'in kendi stadında, kendi soyunma odalarında, kendi tesislerinde yönergelerle nasıl gidileceğini, gruba ayrılıyor. Sen şuradan gideceksin, sen şuradan gideceksin gibi tedbirleri inanılmaz ötesiydi. Bence bizde de bunlar uygulanacaktır. Bunlar hazırlanıyordur diye düşünüyorum. Yani bu kadar sağlık sistemi başarılı olduğu bir yerde bence futbolu oynatma konusunda da başarılı olacak. Peki ama hazırlık yeter süreci ki, için ne kadar zaman ihtiyaçları var? Yeter ki bu iş kavgamızı bırakalım bir kenara artık. Yani bırakalım bir kenara. O en önemli nokta o. Yeter ki. Ha bundan sonra ne olur? Hani COVID-19'dan önce şu takımın şöyle bir şansı var falan diyorduk da. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olur bilmiyorum. Çok sürpriz sonuçlar da görebiliriz artık sahalarda. Evet. Artık futbolcular da eskisi gibi olmayacak.
belki Sörloth bizim Sörloth gibi çıkmayacak. Yani fiziksel bir hazırlık süreci gerektiriyor bu. %100. Covid-19'un yani ilk ortaya çıktığında ligler ertelendiğinde çok konuştuk ve sorduk bunu uzmanlara. Dortmund'da fiziksel oldu mesela öyle bir sakatlık. Fiziksel durumun yanında bir de mental durum da var tabii. Nasıl etkilenecekler, nasıl çıkacaklar? Onu Bülent Hoca'yla senle mi yayın yapmıştık herhalde? Bülent Korkmaz bağlanmıştı galiba.